Dünyada hiçbir insan eşyanın aslını görememiştir. İnsanlar her şeyi gözleriyle gördüklerini zannederler. Oysa gören göz değildir ve bu bilimsel bir gerçektir. Gözlerin ve gözlere bağlı olan milyonlarca sinir hücresinin tek görevi, görme işleminin gerçekleşmesi için beyne mesaj iletmektir. Bir cisimden gelen ışık, gözün ön kısmında bulunan mercekten geçer ve görüntüyü arka kısımdaki bölgeye yansıtır. Retina adlı tabakaya düşen görüntüler, buradaki milyonlarca sinir ucu tarafından elektriksel akıma dönüştürülür ve beyindeki görme ile ilgili merkeze iletilir. Beyin, bu sinyalleri 3 boyutlu, anlamlı görüntüler haline getirir ve böylelikle görüntü algılanır. Diğer bir anlatımla, görme eksenine gelen ışık demetleri anında elektrik sinyallerine dönüştürülür ve böylece biz bu sinyalleri renkli ve 3 boyutlu bir dünya olarak görürüz. Bu bilgiden çıkan sonuç ise şudur. Bizler hayatımız boyunca gözlerimizle gördüğümüzü zannederiz. Oysa göz görmez, sadece elektrik sinyallerini görme merkezine iletir. Kulaklarımızla duyduğumuzu zannederiz, oysa duyan kulaklarımız değildir. Kulaklarımız sadece elektrik sinyallerini duyma merkezine iletir. Dışarıdaki dünyanın aslıyla muhatap olduğumuzu zannederiz. Oysa dışarıda dünya vardır ama biz bunun aslıyla hiçbir zaman muhatap olamayız. Beynimizdeki küçücük bir noktanın içindeki dünyayı görürüz. Bilimin gösterdiği bu gerçeğe göre biz örneğin rengarenk çiçeklerle süslü bir bahçede oturduğumuzda bahçedeki çiçekleri gözlerimizle görmeyiz. Çünkü bu manzaraya ait görüntü gözümüzün önünde değil, beynimizin arka tarafında oluşur. Büyük bir villanın sahibi olan kişi villasını, otoparktaki arabasını, villasında çalışan insanları, ailesini, arkadaşlarını gözleriyle gördüğünü zannederken aslında bu kişi beyninin arka tarafındaki küçücük bir bölgede tüm bu sayılanların asıllarını değil, sadece kopyalarını görmekte, kopyalarıyla muhatap olmaktadır. Ya da kafesteki kuşu seyreden bir insan, kafesi ve kuşu zannettiği gibi gözleriyle görüyor değildir. Işık, bu kişinin gözündeki retinaya geldiğinde, retinada kafesin ve kuşun ters ve iki boyutlu görüntüleri oluşmakta, ardından bu görüntü elektrik akımına dönüşerek beynin arkasındaki görme merkezine ulaşmakta ve kafes ile kuşun düz, 3 boyutlu ve kusursuz görüntüsü burada görülmektedir. Gördüğümüz her şeyin dışarıda aslı vardır, yani dışarıda madde vardır. Ama biz hiçbir zaman maddenin dışarıdaki halinin nasıl olduğunu bilemeyiz. Maddeye dair sahip olduğumuz tüm bilgi, Allah'ın bize beynimizin içinde seyrettirdiği görüntülere aittir. Karşımızda duran kişiye baktığımızda, biz onun ancak beynimizde oluşan kopya görüntüsünü görürüz. Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde o kişinin aslını göremeyiz. Örneğin televizyon seyrederken, televizyonda hareketli ve renkli oldukları için bize gerçekten var gibi görünen görüntüleri görür ve bunları da kesin olarak gözlerimizle gördüğümüzü iddia ederiz. Oysa televizyon seyrederken bizler yalnızca beyinlerimizdeki küçücük alanda elektrik akımlarının meydana getirdiği görüntüleri seyrederiz. Aynı şekilde etrafımızda gördüğümüz her şey, bahçeler, ağaçlar, çiçekler, evimiz, evimizdeki bütün eşyalar, sahip olduğumuz bütün mal mülk, ailemiz, arkadaşlarımız, hepsinin sadece beynimizin içerisindeki kopyalarıyla muhatap oluruz. Peki bu kadar kusursuz, eksiksiz, mükemmel bir algıyı beyin nasıl oluşturur? Bu görüntüyü nasıl algılar? Gerçek şu ki, görüntüyü algılayan ne beyindir ne de elektrik akımları. Zira beyin yalnızca protein ve yağ moleküllerinden, atomlardan oluşan bir et parçasıdır. Bu durumda bütün görüntüleri atomların gördüğünü, dahası, neşe, coşku, korku, heyecan gibi bütün hisleri atomların hissettiğini düşünmek imkansızdır. Öyleyse gören, işiten, güzel bir manzarayı gördüğünde, etkileyici bir müziği duyduğunda zevk alan, sevimli bir tavşan yavrusunu gördüğünde hayran olan, çileğin, karpuzun, şeftalinin tadından hoşlanan, bir dostunu gördüğünde sevinen kimdir? Hiç kuşkusuz, bütün bunları yapan göz olmadığı gibi beyin de değildir. Bu, hepsinin ötesinde bir varlık olan ruhtur. Görenin kim olduğu materyalizmle açıklanamaz. Materyalizmin asla açıklayamadığı konulardan biri de görüntünün nasıl oluştuğu, beynin içindeki karanlıkta, rengarenk bir dünyayı kimin gördüğü, yine beynin içindeki sessizlikte tüm sesleri kimin duyduğudur. Dahası materyalistler bu konuyu düşünmek dahi istemezler. Çünkü bu gerçeği düşünen ve kavrayan kişi bütün malının mülkünün, marka kıyafetlerinin, prestijinin, kısacası put edindiği her şeyin ömrü boyunca aslında sadece kopyalarıyla muhatap olduğunu, aslında hiçbir zaman göremediğini kabul etmiş olacaktır. Dolayısıyla aciz bir varlık olduğunu görecek dünyevi bir temel üzerine kurduğu sahte hayatı yerle bir olacaktır. Oysa materyalistler kabul etse de etmese de içinde yaşadığımız evrende gördüğümüzü söylediğimiz her şeyin sadece kopyalarını bilip tanırız ve tüm bunları ruhumuzla algılarız. Ruhumuzu ve algıladığımız bütün görüntüleri yaratan ise Yüce Rabbimiz Allah'tır. Her şey O'nun iradesine bağlıdır, O her şeyin sahibidir, insana en yakın olan varlık da Allah'tır. Bu gerçek Kur'an'da, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım, andolsun insanı biz yarattık ve biz ona şah damarından daha yakınız ayetiyle açıklanmaktadır.